Sinan Bey gelelim. Diyelim ki her şeyi yaptık ama bir takım lekeler başladı. Bizim annelerden gelen genelde ya böyle sarı açık kahverengi ya da siyah gri tonunda tarif ediliyor lekeler. Bunlar nelere işaret olabilir sizce? Ne zaman alarm çalalım? Şimdi bizde leke var diye gelen hastalarımızın bir kısmında gerçekten lekeler vardır. Bu lekeleri bazı ilaçlar, bazı besinler yapabilir. İlaçlardan demir içeren vitaminler, bazı antibiyotikler. Ama bunlar kalıcı değildir. Yani biz temizleyebiliriz ve geçer. Bu boyayan şeyler de ne kadar fırçalamayı iyi yapıyorsak o kadar az boyayabilir. Bir diğer şey daha var. Dişlerin, bazı çocukların ağız yapılarında tükürükte bir bakteri oluyor. Bu bakterinin özelliği boyamak. İyi fırçalamadığımız yerleri boyuyor. Bu da zararsızdır. Estetiği bozar. Evet. Lekeler böyle. Peki bir de, çok araya gireceğim. Bunlar süt dişinde oluyorsa gerçek dişler, yani asıl dişlerde geldiğinde aynı şey oluyor olacak mıdır? Aynı şartlar devam ettiği sürece olur. Birincisi o lekeleri yapan bakterinin azalması söz konusu olabiliyor. İkincisi de umuyoruz ki kalıcı dişler çıktığında çok daha iyi fırçalıyor olacak çocuk ve yapışmayacak. Yani ergenlik dönemindeki hastalarımızda çok daha az görüyoruz. Bu iyi haber. Bir de leke var diye geliyorlar ama ne yazık ki onlar leke değil, çürük oluyor. O siyahlıklar, kahverengilikler bazen çürük oluyor. Aslında kendiniz de evde şöyle bir test yaparsanız, hani tırnağınızla bir nazikçe oraya bakarsanız herhangi bir takılmanız varsa orada leke yoktur. Orada yapı bozulmuştur, çürümüştür. Ama tabii ki bir diş hekimine gidip bunu bir göstermekte fayda var. Çünkü çürükse önlenmesi gerekir. Leke ise tamam kalsa da olur, sadece estetiktir ama çürükse önlemek lazım. Tabii. Tedavi etmek lazım.